Görüşürüz. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Bu temperli cam direkt biliyor musun? Bayağı iyi. Tamam, bu tarafında da varmış. Bu tarafını da sen çek. Çok romantik, çok tatlı. Allah'ım çok korkuyorum. Olması için yeterli olmayacak belki ama barikatlar da gittikten sonra kulenin artık bir sıkıntı canı kaldı. Altın. Ne oluyor? Bana doğru geldi. Orcanı yakalamaya bak. İşe yaradı mı? İyi yaradı. Baş parmağımı yırtsam, kurtarsam daha çok işe yaradı. Emlakçı adımı Edirin sanıyor. Bir yıldır falan. En başında düzeltmedim. Ve şu an düzeltebileceğim noktayı çoktan geçtik. Çok heyecanlıyım. Bir abimiz. Gidecek mi saçlar? Saçlar gidiyor. Ya. Görüşürüz. Bir daha hiç bu kadar uzun görecek miyim acaba? Çok uzamadı ki. Yani kıvırlaştı sadece. Deli misin? Uzun ama. Yok, uzun uzun. Görünüşte uzun değil. Hadi koş. Hadi bakalım. Hadi koş. Duşa gidiyorum. Güzel almış. Elin kıl olacak yani. Daha zayıf ve daha uzun gözüküyorsun saçlarını kestirdiğinde. Bence de. Ben kısa daha çok seviyorum zaten. Kese kağıdına benziyor gerçekten. Uzaktan kese kağıt takmışsın gibiydi. Çocuk bu işi biliyor ama çaktırmıyor dedi. Çaktırıyorsun bence. Çaktırmıyor. Senin videoların olmasa kimse çakmaz. Sanki ben yapmışım gibi lanse edebilir miyim? Burada sarı var değil mi? Hı hı, odaya. Bu da odaya. Ay ne kadar güzel gözüküyor. Şurayı beyaz mı alsam diye düşündüm. Sonra pirinç aldım. Şu an emin değilim. Kötü gözükmüyor. Bunun üzerine düşünmeyeceğim ama beyaz alsaydım daha mı güzel gözükürdü emin olamıyorum. Ama dediğim gibi bunun üzerine düşünmeyeceğim. Dur bakayım, dur bir saniye. Oy. Evet, helal. Ay tut beni düşüyor. Hadi gel. Tamam bırak çocuğum bırak. Bugün bir çiçekçi dükkanının önünde tam istediğim gibi bir saksı bitkisi gördüm. Şimdi bu paşa kılıçları, monsteralar falan bayağı ünlü oldu ya, herkes alıyor onlardan evine. Adam da birden bunların fiyatlarından ve fiyatların eskiden böyle olmadığından, şimdi çok enteresan bir talep olduğundan bahsetmeye başladı. Sonra dedi ki, Türk insanını etkilemek çok kolay. İnternette görüyorlar bu bitkileri herkesin evine aldığını. O yüzden çok çabuk etkileniyorlar. Sonra dedi ki, çok affedersiniz bu YouTuber'lardan çok etkileniyorlar. Çok affedersiniz YouTuber. İlayda. Umut. Devam. Ah patates. Ah. Oturmaz mıydınız? Oturuyoruz ya zaten. Pişt. Pişt. Bir saniye. Pişt. Dura. Pişt.
Kaykay bu arkadaşım. Ama o gün bundaydı. Bunlar o gün orada yoktu. Bu da sonra geldi. Şey mi burası? Agora Nero mu burası? Pazartesi de değil. Görüşürüz. Bye bye. Koreliler gibiyim şu an, siyah maske. Bunlardan birer tık koyacağım ya. Babaydı ya. Ardal, ardal. Neden? Çok mutluyum. Bakıyorum. Ne yapıyorum şu an ya? Gözlüğün çiçek yedim az önce. Böyle gider işte. Evet. Başladı. Bugün ilk defa yayın açtım. Evet. Nasıl geçti? Mutlu musun yayın açmakta? Mutluyum. Sims oynadık. Biraz unutmuşum Sims oynamayı. Her şeyi chat'e sordum. Ve chat yardım etti sürekli bana. Dil ağzını. Bayağı unutmuşum. Hiç oynayamadım. Çok güzeldi. Yarın bir daha oynayacağım. Yarın herringbone parkeleri indireceğim hemen. Yerleri hemen herringbone parke. Herringbone parke olmayan kendine park edemezsin. Az mı? Değil tabii ama 120 değil yani. Değil mi? Ne? Araba fiyatları. Tubal'ın arabasının motoru 1-2. Ne yapacaksın? Radyoya mı çıkacağız? Çıkmıyor Nişantaşı yokuşundan, çıkmıyor. Nereye çıkmıyor? Çıkıyor. Gittim Nişantaşı'na kaç kere. Ötüyor maşallah. Ya. 1.6 motordan aşağısı kurtarmaz kardeşim. Ne olur. Ve koymayacağım seni vloguma. Merhaba arkadaşlar. Gelecekten sesleniyorum size bu videoyu editlerken. Bu görüntülerin arkasındaki ses biraz kaymış. FPS ile alakalı bir sıkıntı vardı, çözemedim ve aşırı büyük bir dosya olduğu için de böyle kaldı. Neyse, burada kısacası Twitch yayınımdan kesit var, 28'inde yaptığım ve sizinle beraber koltuk seçtiğimiz Twitch yayınından ufak bir kesit. Twitch kanallarımızın linklerini ben şimdi buraya ekrana koyuyorum. Ben zaman zaman Sims oynuyorum. Siz de katılmak isterseniz yayınlara. Duyurularını genelde Instagram'dan yapıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi bu garip kliple sizi baş başa bırakacağım. Öptüm. Bay bay. Oturma kısmının yanında kolçak olur bildiğiniz gibi. Ve ben bu kolçakların şu şekilde kalın olmasından hoşlanıyorum. Benim evimdeki koltuğun kolçakları var, tamam mı? Burası böyle geniş olunca buraya hem ajandalarımı koyuyorum, hem defterlerimi koyuyorum, hem kahvelerimi koyuyorum. O yüzden burasının geniş olması benim hoşuma gidiyor. Ne düşündüğünüzü bilmiyorum diyecektim, biliyorum. İkinciyi beğenmişsiniz, şunu beğenmişsiniz. Ama bunun da kısmen geniş bir kolçağı var ama bana en rahat bu gibi geliyor. En arkadaki. Bu, dördüncü. Değişik bir şey oluyor şu an. Üstteki mavi yanan ışık gitti. Alttaki mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Ay geliyor mu yoksa? Artık kendi avizemden sallanabilirim. 1,5 yıl sonra.